İki servis botuyla ekipler geminin yanına gidecekler, gemiye gidecekler. İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşmıştı Razoni isimli gemi. 27 bin ton mısır taşıyor, Lübnan'a taşıyor bu gemi, bu mısırı. Ve şu anda da ekibin geldiği haberi geldi. Ekip şu anda iskeleye girişini gerçekleştiriyor. Milava ve gözcü bir servis botlarıyla Razoni isimli tahıl gemisine, yük gemisine girişini gerçekleştirecek, denetim için gidiyor ekip. Dün akşam 21 sularında İstanbul Boğazı açıklarına ulaşmıştı Razoni isimli bu yük gemisi. Ve şu dakikalarda da Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki heyet Rumeli Feneri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü iskelesine girişini gerçekleştiriyor. Ve buradan da İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde demir atmış olan Razoni isimli yük gemisine girecek heyet ve orada bir denetim gerçekleştirecek. Girişini yaptığını söylediler, heyetin giriş gerçekleştirdiğini ve şu dakikalarda bizler de bekleyişimizi sürdürüyoruz. Hemen sağ tarafımızda gözcü bir servis botu var. Heyetin bir kısmı bu bota binecek, bir kısmı ise Mileva isimli diğer servis botuna girişini gerçekleştirecek. Evet, şu anda saatlerimiz 10:08 geçiyor. Dakikalar içinde heyetin servis botlarına binmesi bekleniyor. İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde demir atmış durumda Razoni isimli gemi. Çok önemli bir adımdı bu. Çünkü tüm dünya küresel gıda kriziyle karşı karşıya kalmıştı. Ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunda bu küresel krizin önüne geçilmiş oldu. Şu dakikalarda da Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya ve Türkiye'den oluşan heyet Rumeli Feneri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü iskelesine girişini gerçekleştirecek. Tüm aslında dünya basınının gözü burada. Yerel basın da yine burada. Tüm dünyanın gözü kulağı aslında İstanbul'da bir kez daha. 22 Temmuz'da taraflar İstanbul'da bir araya gelmişti ve tahıl sevkiyatı anlaşması imzalamıştı. Ardındansa bir İstanbul'da müşterek koordinasyon merkezi kurulmuştu ve işte bu anlaşmanın ardından ilk gemi 1 Ağustos'ta Ukrayna'nın Odessa limanından çıkış yaptı. Tahıl yüklü gemi Razoni isimli bu gemi 27 bin ton mısır taşıyor. İlk durağı İstanbul Boğazı açıkları oldu geminin. Son durağı ise Lübnan olacak. Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşacak. Ardından ise tahılın Afrika ülkelerine taşınması bekleniyor. Şu anda heyet kapıda girişini gerçekleştirecek. Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'den oluşan bir heyet, koordinasyon merkezindeki heyet denetimi gerçekleştirecek. İlk tahıl gemisi, yola çıkan ilk tahıl gemisi denetlenecek. İlk kez bir denetim yapılacak ve oldukça önemli bir gün bu anlamda. Tüm dünyanın gözü kulağı burada. Bir test olduğunu söyleyebiliriz aslında bunun, bu ilk aşamanın. Eğer ilk denetim sonunda her şey yolunda giderse Ukrayna limanlarında bekleyen 16 geminin de sevkiyatı gerçekleştirilmeye başlanacak. İşte şu dakikalarda heyetin geldiğini görüyoruz, ekranlarınıza getiriyoruz. Heyetin bir kısmı Mileva isimli servis botuyla Razoni isimli geminin yanına gidecek. Bir kısmı ise gözcü bir servis botuyla Razoni isimli gemiye doğru yola çıkacak. İşte bakın, ekibin bir kısmı Mileva isimli servis botuna biniyorlar. Dün akşam 21 sularında gelmişti Razoni isimli yük gemisi, tahıl gemisi. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine ulaşmıştı. 27 bin ton mısır bulunuyor. Ve şu dakikalarda da koordinasyon merkezindeki heyetin bir kısmı Mileva isimli servis botuna binişini gerçekleştirdi. Heyetin bir diğer kısmı ise gözcü bir isimli servis botuyla Razoni isimli gemiye gidecek. Bir denetim gerçekleştirilecek. Heyet geminin ambarlarına bakacak. Yükün dışında başka bir şey var mı yok mu kontrol edilecek. Mürettebat haricinde yolcu olup olmadığı incelenecek. Geminin ilerlemesine dair bir sorun yoksa eğer tutanak tutulacak.
ve geminin geçişine izin verilecek. Mileva isimli gemiye biniş gerçekleştirdi heyet, şu anda heyetin bir kısmı ve dakikalar sonra ise heyetin diğer kısmının sağ tarafımızda bulunan bu geminin hemen yanındaki servis botuyla gitmesi bekleniyor. İşte bakın, heyetin diğer kısmı da geldi. Gözcü bir isimli servis botuyla heyet Razoni isimli gemiye doğru hareket edecek. Yaklaşık 20-25 dakikalık bir yolculuk olacak gemiye doğru ve ardındansa ekip detaylı bir inceleme yapacak gemide. İlk tahıl gemisi Odessa Limanı'ndan çıkan, savaşın başlamasından bu yana Odessa Limanı'ndaki hiçbir gemi, tahıl gemisi sevkiyata çıkamamıştı ve 22 Temmuz'da yapılan tahıl sevkiyatı anlaşmasının ardındansa ilk gemi yola çıktı 1 Ağustos'ta ve Razoni isimli 27 bin ton mısır taşıyan bu gemi dakikalar sonra heyet tarafından denetlenecek. Heyet şu anda servis botlarına biniyor. Rumeli Feneri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü iskelesinden. Buradan geminin gemiye gidecekler. Gemi şu anda, Razoni isimli gemi, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde demirlemiş durumda. Eğer denetimleri geçerse Razoni isimli bu gemi Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana doğru yola çıkacak. İşte şu dakikalarda servis botu, gözcü bir servis botu harekete geçti ve Razoni isimli gemiye doğru yola çıkmış durumda. Heyetin bir kısmı gözcü bir ile gidiyor, bir kısmı ise Mileva isimli gemiyle gidiyor. Şu dakikalarda Rumeli Feneri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden koordinasyon merkezindeki heyet yola çıktı, hareket etti. Razoni isimli gemiye doğru gidiyor heyet şu anda. Mileva isimli bir diğer servis botu da çıkmaya hazırlanıyor. Ardından heyet orada gemide bir denetim gerçekleştirecek. Mısır yüklü gemideki yük kontrol edilecek, mürettebat kontrol edilecek. Herhangi bir aksaklık yaşanmazsa eğer geminin geçişine izin verilecek. Gemi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Lübnan'a doğru hareket edecek ve Odessa Limanı'ndan çıkmıştı. Şu dakikalarda işte heyetin gittiğini görebiliyoruz. Heyet iki ayrı servis botuyla Rumeli Feneri'ndeki iskeleden yola çıktı. Bu anlamda bir ilk olma özelliğine sahip, aslında kritik bir öneme sahip. Çünkü savaşın başlamasından bu yana hiçbir tahıl yüklü gemi Ukrayna limanlarından çıkamamıştı. 25 milyon tondan fazla tahıldan bahsediliyor. Tüm dünya küresel gıda kriziyle bu anlamda karşı karşıya kalmıştı ve 22 Temmuz'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasının ardından ilk gemi 1 Ağustos'ta Odessa Limanı'ndan hareket etti. Razoni isimli mısır yüklü gemi ve şu dakikalarda da o gemiyi denetleyecek olan koordinasyon merkezindeki heyet yola çıkmış durumda. Gözcü bir isimli servis botu hareket etmiş durumda. Şu anda diğer servis botunun hareket etmesi bekleniyor. Tüm dünyanın gözü kulağı burada. Hem yerel basın hem de dünya basını yakından takip ediyor. Çünkü tüm dünyayı ilgilendiren önemli bir konuydu bu. Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in aracılığıyla taraflar bir araya gelmiş ve tahıl sevkiyatı anlaşması imzalamıştı. Şu dakikalarda da işte servis botlarından biri hareket etti heyeti taşıyan. Diğer servis botunun ise hareket etmesi bekleniyor. Razoni isimli gemi İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirlemiş durumda. Bugün denetlenecek. Denetimlerin ardındansa herhangi bir sorun tespit edilmezse gemi Lübnan'a yola çıkmak üzere yeniden hareket edecek ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşacak diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım. Deniz, ağzına sağlık. Tüm detaylar için teşekkür ediyoruz sana ve kameraman arkadaşımız Sabri Karaköz'e. Sevgili izleyiciler, Türkiye için tarihi, dünya içinse gıda ve açlık krizinin riski bulunurken, böyle bir durum kapıdayken oldukça önemli bir güne, önemli bir ana şahitlik ediyoruz. İstanbul Boğazı'ndan detayları Deniz Çelikoğlu bizlere aktardı. Toparlayalım. Şu anda İstanbul Boğazı'ndan gözcü gemiler gözcü servis botlarına bindi. 20 kişilik denetleme ekibi, 20 kişilik heyetten bahsediyoruz. Ve İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirli vaziyette olan tahıl yüklü gemiyi denetlemek üzere yola çıktılar ve denetimler orada gerçekleştirilecek. Peki neden önemli? Aslında biz günlerdir, haftalardır
bugünün önemine işaret etmiştik. Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Odessa limanından yola çıkan Mısır yüklü yük gemisi İstanbul Boğazı girişine ulaştı dün gece saatlerinde. Gemi Koordinasyon Merkezi heyetinin yapacağı incelemenin ardından Lübnan'a hareket edecek. Türkiye'nin girişimleri sonucunda imzalanmıştı tahıl sevkiyatı anlaşması. Ukrayna'dan yola çıkan ilk tahıl gemisi Razone İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine ulaştı. Burada bir denetim gerçekleştirilecek. Birleşmiş Milletler, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den oluşan 20 kişilik heyetin denetim yapması bekleniyor. 20 kişilik denetim heyeti ise şu anda yola çıktı diyebiliriz. Gözcü 1 gemisini görüyoruz ekranlarımızda. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine doğru, Mısır yüklü geminin bulunduğu yere doğru hareket ediyorlar ve bu görüntüleri sizlerle canlı olarak paylaşıyoruz. Güvenlik hususu oldukça önemli. Mısır yüklü geminin Lübnan'a gidişinden önce önemli bir denetim gerçekleştirilecek. Peki denetim neye göre yapılacak? Hangi hususlara dikkat edilecek? Biraz bu detayları sizlerle paylaşalım. Heyet geminin ambarlarına bakacak sevgili izleyiciler. Yükün dışında başka bir şey var mı yok mu kontrol edilecek. Mürettebat haricinde yolcu olup olmadığı incelenecek. Geminin ilerlemesine dair bir sorun yoksa tutanakla imza ve kayıt altına alınacak ve geçişe izin verilecek. Boş gemiler ve tahıl yüklü olmayan gemilerin ayrılmasına ise izin verilmeyecek. Gemi yapılan denetim sonrasında İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'a gidecek. Bu ilk denetim sonunda eğer her şey yolunda giderse 16 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etmeye bekliyor. Bugün oldukça önemli bir gün, hem denetim açısından hem de tahıl sevkiyatının başladığı ilk gün, İstanbul boğazından başladığı ilk gün açısından oldukça önemli. Bu görüntüleri canlı olarak ekranlarınıza taşıdık. Gelişmeler yaşandıkça yine sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.